Eşim böyle canım der, hayatım der ama hani böyle bir sevgisini göstermez, saçımı okşamaz, bir öpmesi yoktur, bir sarılması yoktur. Hayvanlar gibi onlara benzediğimizi falan söylüyorum. Ben mesela hazırlık yapıyorum. Nasıl hazırlık yapıyorsun yavrum? Yani işte geceliğimi giyiniyorum ya da işte atıyorum ortamı hazırlıyorum. Evet. Bazen hani beni reddettiği bile oluyor o şekilde. Merhaba, Instagram DM'den bana rumuzunu ve telefon numarasını gönderenleri tek tek aramaya devam ediyoruz. Ama hepsinden önce ne yapıyoruz? Kanalımın altındaki balona tıklayarak İnce ablanıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Güzel rumuzlar buluyorsunuz. Güzel rumuz bulanları ayrıca tebrik ediyorum. Ama tekrar ediyorum, şu çaresiz rumuzunu artık bırakıyoruz. Çaresiz rumuzu yazanlar lütfen değiştirsinler çünkü onları aramayı artık tercih etmiyorum. Çok fazla aynı rumuzdan geliyor. Bugünkü rumuzumuzun ismi hasret. Ay, hasret kötü bir şey. Allah kimseye hasret bırakmasın. Allah insana sevdiklerini bağışlasın, ailesini bağışlasın. Allah kimseye sevdiklerinin acısını göstermesin. Evet. Rumuz hasretle mi görüşüyorum? İnci yeşil yurt arıyor. Evet, Pe benim buyurun. peki. Görüşmemiz YouTube'dan yayınlanacak. Kabul ediyor musunuz? Evet ediyorum. Hasretçim, ne yaşıyorsun da bu rumuzunu böyle hasret koyacak kadar? Şimdi şöyle, ben eşimden bir sevgi ve ilgi görmediğim için, onun hasretini yaşadığım Oo. için rumuzumu da o şekilde Çok seçtim. zor. Eşinden sevgi ve ilgi görmemek bir Evet. çiçeğin beslenememesi gibi bir şey. Evet, Kurursun. aynen öyle, o şekilde. Ve daha da hani çok bir evlilik yıldımız yok, yani daha 3 yıllık evliyiz. Çok taze. Evet, ama şu şekilde, görücü şekilde biz görücü Olabilir. Evet. usulü evlendik. Ve eşim hep böyle, yani evlendiğimiz ilk günden beri bu şekilde. O şekli tam anlatır mısın bana? Yani şöyle söyleyeyim size, eşim böyle canım der, hayatım der ama hani böyle bir sevgisini göstermez, saçımı okşamaz, bir öpmesi yoktur, bir sarılması yoktur. Hani o şekilde, yani bir hani böyle sevgi belirtisi yok. Yani seni sana sarılmıyor, öpmüyor. Yatak odasında da mı böyle? Evet. Yatak odasındaki ilişkinizde seni öpmez mi? Hayır, asla. Yani böyle çok nadir, ilk zamanlarda hani böyle birkaç kere olmuştur. Zaten cinsel hayatımızda da ön sevişme yok zaten. Öpmediği için zaten olamaz da Evet. zaten sevmiyor diyorsun, dokunmuyor diyorsun. Yani horozun tavukla beraber olduğu gibi mi beraber Evet oluyor? evet aynen o şekilde. Ben kendisine de hatta bazen belirtiyorum hani bunu bu şekilde olmaması gerektiğini, hani hayvanlar gibi onlara benzediğimizi falan söylüyorum. Ama hani bir düzelme falan olmuyor yani konuştuktan sonra da. Eşin cinsellik konusunda çok mu bilgisiz? Hayır, aslında değil. Nereden biliyorsun? Yani şöyle, ben birkaç kere porno falan izlediğini yakaladım eşimin. Aa, şimdi porno izlemek başka bir şey. Cinsel deneyim başka bir şey. Ya ben hani tam kendisi itiraf etmedi ama birkaç kere yaşadığını tahmin ediyorum. O birkaç kere yaşadığını da ben nasıl olduğunu ben tahmin ediyorum. Yani cinsel deneyimden kasıt şudur. Bir erkeğin cinsel deneyimi dediğin zaman bunun içinde ön sevişme konusunda bir kere başarılıdır. Bunun nasıl olacağını zaten tecrübe etmiştir ya da öğrenmiştir ve uygulamada başarılıdır. Yani bu açıdan baktığımızda eşinde dokunma yok, öpme yok, sadece ilişki. Evet, aynen o O da ne şekilde. kadar sürüyor? Yani Oldu bitti. evet, genelde o şekilde. Bu seni Ama bazen de rahatsız uzun da etmiyor mu? sürebiliyor. Ediyor, ben belirtiyorum hani rahatsız olduğumu ama
Ben de böyle diyor. Hani şey zamana bırak diyor. Bu şekilde hani söylüyor. Siz daha şu anda tam bıcın bıcın olma yıllarındasınız. Neyin zamanına Evet. bırakacaksın? Hatta bazen böyle 2 hafta sürüyor cinsel hani birlikteliğimiz olmaması. Evet. Bazen hani haftada 2 kere oluyor. Hani böyle çok sık olduğunu falan ben hiç hatırlamıyorum mesela. Sen kendini nasıl hissediyorsun bu durumda? Ya ben kendimi pek aslında kadın gibi hissetmiyorum. Bir de çalışmıyorum ben. Ev hanımıyım. Çocuğum var daha bir 3 yaşında. Kendimi bazen böyle kendisine de söylüyorum. Hani kendimi böyle evin hizmetçisiymişim gibi, köleymişim gibi hissediyorum. Yani Hani şu şekilde yemeğini yapan, çamaşırını yıkayan, hani başka işte ihtiyaçlarını karşılayan kişi konumundayım. sadece o rahatlıyor. Evet, aynen o Onun şekilde. rahatlatma memuru gibi mi görüyorsun? Evet, aynen. Anladım. Peki tabii o bu durumdan hiç rahatsız değildir. Hayır, hiç rahatsız değil, aynen o şekilde. Peki sen önündeki yılları nasıl görüyorsun bu şekilde? Ya şu şekilde söyleyeyim, hep ben bir çaba sarf ediyorum her şey için. Mesela eşimle ilk zamanlar daha soğuktuk birbirimize karşı. Hani daha mesela verimli olan taraf benim birbirimize daha çok yakınlaşmak açısından. Şimdi daha iyi hani sohbet muhabbet açısından sohbetimiz muhabbetimiz var. Ama işte dediğim gibi diğer türlü şeyler yok. Onlar sıkıntı. Aslında şu 2 haftada bir filan oluyor beraberliğimiz dedin. Ona bile razı mısın? Ya şu şekilde bazen ben mesela hazırlık yapıyorum. Nasıl hazırlık yapıyorsun yavrum? Yani işte geceliğimi giyiniyorum ya da işte atıyorum ortamı hazırlıyorum. Evet. Bazen hani beni reddettiği bile oluyor o şekilde. Sen hazırlanıyorsun. Evet. Cilveli cilveli oluyorsun ve adam Evet. seni reddediyor. Doğru mu anlıyorum? Evet yani bu çok kez olduğu için ben artık mesela şeyim soğum o hani isterse oluyor o istemezse hani ben çok da şey değilim yani artık. Peki Cin. onun porno izlediğini bildiğini biliyor mu? Evet biliyor. Ne tepki verdin? Ya ben onu ilk başta şey yaptım uyardım hani bir daha izleme. Bunu hani ben doğru görmüyorum falan şeklinde. O da diyor ki gayet normal diyor bir erkeğin hani izlemesi. Bunlar gayet normal falan şekilde Geçsin bunları, geçsin. karşılıyor. Bana da hani Geçsin. normalleştirmeye çalışıyor bunu. Ama hani şu ara mesela ben artık daha hani o konularda da mesela üstüne gitmek istemiyorum. Telefona da bakmıyorum. Hani şu zamanlarda izliyor mu izlemiyor mu bilmiyorum. O şekilde yani. Kendini nasıl hissediyorsun? Tüm evliliğinin içinde bu hizmetçi gibi görmenin dışında. Yani sonuçta sen tavuk değilsin ama eşin kendini horoz zannediyor anladığım kadarıyla. Evet. Yani bir anlamda bir horozla evli olmak nasıl bir şey? Ya tabii ki kendimi çok kötü hissediyorum. Bazen hani böyle bunalıma girdiğim falan bile oluyor. Bazı ara dönemlerde. Ama kendimi hani bir şekilde toparlayıp tekrardan hani ailemin mutluluğu için kendimi bir şekilde toparlıyorum. Ama bazen gerçekten de çok böyle bir hafta için, bir hafta boyunca falan bunalıma girdiğimi biliyorum. Dışarıdan bakıldığında ama karısını mutlu eden adam pozundadır. Evet, aynen. Değil mi? Dışarıdan herkes bizi şey gayet iyi, mutlu bir hani çift olarak görüyorlar. Ama içeride işte bu şekilde sıkıntılarımız var ki o da bunu mesela çok büyük bir sıkıntı olarak görmüyor. Niye görmüyormuş? Ya mesela diyorum ki hani bana sevgini göster, bana sarıl, beni öp. O da bunlar diyor hani ben böyleyim diyor. Ben diyor yapamıyorum diyor. Benim sevgimi gösterme şeklim farklı diyor. O şekilde söylüyor. Peki ben bir örnek vermek istiyorum. Mesela en sevdiği yemek nedir? En sevdiği yemek kuru fasulye pilav. Mesela senden kuru fasulye pilav istedi. Ve sen tamam yaparım yarına dedin ve yapmadın. Sana neden Evet. yapmadın dediğinde hayatım yani sen de benim en sevdiklerime ben sorduğumda niye bana sarılmıyorsun, niye beni öpmüyorsun dediğimde
Ben buyum. Zaten gerek de yok. Normalde Evet. zaten bu böyledir diyorsun. Ben de oradan yola çıkarak bu böyleyse o zaman kocamın da kuru fasulye pilav istemesine gerek yok diyorum. Ben de böyleyim hayatım. Yani madem ki sen benim rahatsızlıklarımda ya bunlara gerek yok. Bunlar gereksiz şeyler. Ben buyum diyorsan kuru fasulye pilava da gerek yok o zaman. Çünkü senin bir şeye ihtiyacın yok anladığım kadarıyla diye yapmadım desen dedin mi? Yok, hayır demedim. Ama ve sen tam tersi onu mutlu etmek için kuru fasulye pilav mı istedin? Evet. Bugün de yapayım, yarın da yapayım, öbür gün de yapayım, onu da yapayım. Olmuyor. Böyle olmaz. Evet. Aynı dediğiniz gibi Ne, ben anladın mı ne demek onun istediğimi? anladım anladım evet. Empati, empati, Bir de empati. şey İnce Hanım, şöyle bir şey de var. Ben mesela eski sevgilisiyle olan fotoğraflarını falan gördüm. Orada mesela hani eski sevgilisiyle öpüşürken fotoğrafları falan vardı. Ha yani Ben öpmeyi başarabiliyor. evet, ben ona bunu hani de ilk evlendiğimiz senelerde sanırım görmüştüm. Söyledim, dedim ki hani ona karşı yapabiliyorsan bunu bana karşı niye yapamıyorsun diye bir soru Çok da samimi bir şey sordum. soracağım. Acaba ailesi mi istedi evlenmesini seninle? Evet, aynen o Hmm. şekilde oldu. Yani ben Yani. bazen şuna da tanık oluyorum. Kişi bir başka kızı seviyor. Aile o kızı sevmediği için ayırmak amaçlı hemen erkeğin başını başka kendilerinin istediği bir Şimdi kızla bağlıyorlar. evet, daha çünkü o şey bayandan ayrılalı çok olmadan benimle Sen tanışıyor söylemeden ben ve anladım onu. ailesinin ısrarı üzerine hani kabul ediyor. Bir süreç işte oluyor, nişanlılık dönemimiz falan oluyor, o da pek sağlıklı değil açıkçası. Sonunda işte evleniyoruz ama evlendiğimiz ilk senelerde işte sıkıntılar oluyor, dediğim gibi cinsel hayatımızda falan. Yani şimdi hala da o şekilde devam ediyor. Eşin kendince kavuşamadığı o kadına sadık mı kalmaya çalışıyor seni öpmeyerek? Ya şu şekilde, eşim o kişi tarafından aldatılmış. Bunu kim söylüyor? Kendisi söyledi. Hı. Yani ben diğer kişiyle hiç tanımadım, görüşmedim, bilmiyorum. Ve bunu bir takıntı haline getirdi. Yani ben kendimce bu şekilde düşünüyorum. Bazen hatta takip ettiğini falan görüyorum sosyal medya üzerinden, ona baktığını. Yani bilmiyorum, ben de bu şekilde düşünüyorum. Acaba hani hala içinde ona karşı bir şeyler var da bana mı hani kendini bırakamıyor diye düşünüyorum açıkçası. Hı. Peki, bu telefonu kapattıktan sonra yapman gerekenleri söyleyeceğim ama biraz sabıra, biraz zamana da ihtiyacım var. Bir de biraz empati yaptırmaya bir tane. Yani sonuçta Evet. bir başkasını sevse dahi, bir başkasını ailesi kabul etmediği için veya kendi problem yaşadığı için ayrılmış olsa dahi, senin gibi hiçbir günahı olmayan bu konuda, hiçbir kabahati olmayan Evet. bir elin insanının başını yakmaya kimsenin hakkı yok. Yaktığı Evet, yerden evet. yanar. O yüzden Aynen. o problemi yaşadım. Şu problemle oldu değil. Madem ki evlendi, seni görevlerini yapmaya mecbur. O yüzden benim lütfen videomu izle. Ondan sonra biraz sabır ve zamana ihtiyacım var. Evladının yanaklarından da benim için öp olur mu bir tane? Teşekkür ediyorum. Evet. Rumuz Hasreti izlediniz. 3 yıllık evli ve eşi ona dokunmuyor, öpmüyor. Ve cinsel hayatları tek kelimeyle berbat. Bir kadının en büyük ihtiyacıdır ilgi, dokunulmak, sevgi, şefkat ve özellikle bunu yatak odasında bulmak ve duymak. Bunun içinde ön sevişme de var, kaliteli ön sevişme de var. Yani bunu bir bütün olarak düşündüğümüzde bunun ritüelleri var vesaire. Ve kızımız ne diyor? Ben hazırlanıyorum, ediyorum. Ret bile ediliyorum. Burada erkeğin geçmişine baktığımızda ve şu an yaptıklarına baktığımızda hayatından geçmiş bir kadın var. Bu kadınla öpüşmesi var, yani öpüşmeyi başarabiliyor. Ama karısını tavuk gibi gören bir horoz pozisyonunda. Bir kere burada kızımızın erkeğe empati yaptırması lazım. Yani evlilik bir alışveriş. Ver bana, vereyim sana. Alırsam alırsın. Yoksa olmaz. Yani ben sana sürekli vereceğim, vereceğim. Senden bir şey almayacağım. Bu sömürüdür. Duygusal sömürüdür. Fiziksel sömürüdür. Bu yüzden bir kere dışarıda şu mutlu aile pozu, bunu bir ayrı kenara koyuyorum. O da ayrı bir problem. Ama lütfen
Sana biraz evvel verdiğim örnekteki gibi empati yaptırtmaya çalış ve lütfen hiçbir şeyin üstünü örtme ve hatta al işini karşına, de ki bugün hakimin karşısına çıksak ben hakime derim ki hakim hanım, hakim bey, ben tavuk değilim. Tavuk olmadığım için bir horozun gösterdiği muameleyi hak etmiyorum evliliğimde derim. Hakim zaten anlaması gerekeni anlar. Ve senin aslında horoz olmadığını da biliyorum ben. Ama eğer geçmişte unutamadığın varsa ve bu yüzden araştırıyorsan, hala sosyal medyada bakıyorsan, bu senin problemin. Ama benim başımı yakmayacaktın. Beni kandırmayacaktın. Sanki benle ömür boyu tüm bütün sorumluluklarını, yatak odası dahil, sevgi dahil, ilgi dahil vermek üzere beni kandırmayacaktın. Veya ailem beni kandırmayacaktı. Benim başımı yakmayacaktınız. Madem benim başımı yaktınız, senin içinin yangını beni artık ilgilendirmiyor. Sen bana karşı görevlerini yapmaya mecbursun. Yapmadığın takdirde bunu ben ömür boyu katlanmam. Karşılıklı olarak birbirimize karşı sorumluluklarda problem yaşarız. Bu problem daha sonra mahkemeye taşınırsa çocuğumuza yazık olur. Öyle ya da böyle bir evladımız var. Bence enine boyuna otur, düşün, taşın. Değişemeyeceksen aile meclisine toplayalım. Alenen bütün konuları açalım. Senin bana verdiğin cevapları ben ortaya bir söyleyeyim. Bakalım aile meclisi, madem ki görücü usulü evlendik, bunun devamı için sana ne kadar kefil olacaklar, bana ne kadar gelecekler, gel istersen bir yaşayalım tarzında konuşman şart. Ama bekleyerek çözüm alamayacaksın. Bundan adın kadar emin ol. Bir takım eylemlere geçmen şart. Bugünkü videomuz bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Aman kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.